Efendim Eko TV ekranlarından tekrar hepinize merhabalar. Ben Eren Can Umut ve Para Töner programı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu ve bu haftayı da geride bırakmak üzereyiz. Aslına bakarsanız bugünü saymazsak son iki gün itibariyle de bu haftada geride kalacak ve bu hafta genelinde de şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse çok önemli, çok kritik gündem maddeleri yok. Özellikle de küresel ekonomiye dair. Ama yurt içerisinde iki tane önemli meselemiz var. Bunlardan bir tanesi asgari ücret görüşmeleri. Dün itibariyle üçüncü tur görüşmeleri sonlandı. Türk İş'ten gelen açıklamaya göre 9 bin liralık aylık bir asgari ücret talebi söz konusu. Fakat bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamalar 9 bin liraya çok da sıcak bakılmadığına ilişkindi aslına bakarsanız. Dolayısıyla bir orta yol bulunacaktır. Bulunması da zaten gerekmekte ve diğer taraftan da yine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalarla beraber uygulanan politikalar eşliğinde enflasyonun belini kırıyoruz ve göreceksiniz ki enflasyonda daha kuvvetli, daha sert düşüş hareketleri söz konusu olacaktır söylemlerinde takip etmiştik. Diğer taraftan ki yarın itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Fakat geçtiğimiz ay 150 bas puanlık faiz indiriminin ardından politika faizi zaten tek haneli rakamlara düşmüş oldu ve dolayısıyla da yarınki toplantıda yani diğer bir tabirle Aralık PPK toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan herhangi bir adım, faiz noktasında herhangi bir indirim söz konusu değil. Piyasalarda herhangi bir şekilde böyle bir beklenti yok. Zaten geçtiğimiz ayki PPK toplantısında da toplantı karar metninde faiz indirimlerinin %9 seviyesinde yeterli olduğuna dair net ve keskin bir cümle vardı. Sürpriz olur mu olmaz mı? Bambaşka bir konu ama şu anda piyasalardaki genel beklenti aslında kesin olarak lanse edilen unsur şu, herhangi bir şekilde sürpriz olmayacak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısında faiz oranlarında herhangi bir indirime gitmeyerek toplantıyı pas geçecek. Tabii ki önümüzdeki sene bambaşka bir sene, bambaşka gelişmeler söz konusu olacaktır ve bu gelişmelere bağlı olarak faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Akıllardaki en önemli soru işareti de bizim Merkez Bankamıza ilişkin bu olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Evet, geçtiğimiz hafta oldukça önemli kritik gelişmeler yaşanmıştı. ABD enflasyon verisi, Fed'in 50 bas puanlık faiz arttırımı, Fed'in 75 bas puandan 50 bas puanlık faiz arttırımına gerçekleştirmesiyle beraber ki faiz arttırım sürecinde yumuşamaya gitmesiyle beraber hem İngiltere Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası da Fed'i desteklemişti. Fed'in gittiği yoldan gitmeyi tercih ettiler. Şimdi gelin küresel ölçekteki yaşanan bu gelişmeleri ve diğer taraftan da özellikle de emtia cephesinde nasıl yansıdığını ve önümüzdeki döneme ilişkin altın fiyatları, petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları gibi kritik emtialardaki fiyatlamaların nasıl şekilleneceğini konuşalım ve karşımızda yatırım komisyosu Candaş Atalay var. Candaş merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Eren. Şimdi Candaş, ben uzun bir girizgah yaptım. Zaten dinlemişsindir. Kafandaki soracağım soruları da analiz etmişsindir. Balış sorusunun olmayacağı da artık garanti olmuştur senin nezdinde. Şimdi FED yumuşamaya gitti. 75 bas puanlık faiz arttırımından ziyade daha önce başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu sözlü yönlendirmeye sadık kaldı ve 50 bas puanlık faiz indirimine gitti. Yalnız piyasalarda zaten bu beklenirken FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamaları şahin tonda algıladı piyasalar ama yakın geçmişte kıyasladığımız zaman aslında bakarsan FED Başkanı Powell son FOMC toplantısında yapmış olduğu konuşmada çok da öyle sürpriz mahiyetinde bir cümle kurmamıştı. Şimdi sen nasıl görüyorsun? Özellikle 50 bas puanlık faiz indiriminin ardından önümüzdeki sene 25'er bas puanlık faiz indirimleri mi olacak? Noktasal grafikler 5-10 seviyesini gösteriyor. Yani FED 5-5-25 bandını artık zirve olarak mı aldığı ve bunun gerçekleşme olasılığı nedir? Ve diğer taraftan da FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamaları. Genel itibariyle nasıl değerlendirdin? Nasıl gördün? Evet, FED geçtiğimiz hafta yılın son faiz artırımını da yaparak yani bu yıl 7 adet faiz artırımıyla tamamlamış oldu. Tabii burada öne çıkan başlık FED'in önümüzdeki yıl politika faiz oranını %5 seviyesinin üzerinde tutacağını belirtmiş olmasıydı. Zaten dot plot seviyelerde de 5.1 seviyesi şu an piyasanın mutabık kaldığı seviye olarak ön plana çıkıyor. Tabii bu söylemler piyasada biraz şahin rüzgar estirdi açıkçası. Özellikle Powell'ın faiz uygulamasının nihai üst seviyesinin önemini vurgulaması ve bu seviyede ne kadar bir süre kalacağını özellikle altını çizerek vurgulaması piyasalarda biraz şahin tonunu aldı.
Tabii özellikle FED'in bu noktada 2023 için beklentilerini biraz baz almak lazım. FED önümüzdeki yıl için ABD ekonomisinin yaklaşık %0.5 büyüyeceğini öngörüyor. Tabii bununla birlikte enflasyon oranında %3.5 seviyesine çekilmesini bekliyor. Tabii bunlar biraz şu perspektiften bakıldığı zaman şu piyasa şartlarında biraz özellikle enflasyon tarafı çok kolay ulaşılabilir gibi görünmüyor. Yani bu kadar kısa vadede enflasyonda yaklaşık yarı yarıya bir düşüş FED için biraz zorlu bir hedef gibi. Her ne kadar masada dursa da FED'in para politikasındaki kararlılığının özellikle altını çiziyor olması piyasada biraz şahin tonda algılandı diyebiliriz. Tabii piyasa beklentileri hemen hemen herkesin mutabık kaldığı şekilde bu noktada bir sürpriz yok açıkçası. 5-5-25 bandında FED'in özellikle Şubat ayıyla birlikte 25 bas puan faiz artırımı yaparak 2 adet 25 ile birlikte maksimum bu faiz artırım döngüsünü tamamlaması yönünde açıkçası piyasada oluşan genel kanaat bu yönde. Peki şimdi FED'in atmış olduğu adımları hem İngiltere Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası takip etti. Özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın daha yüksek bir enflasyona maruz kalması sebebiyle 75 bas puanlık faiz artırımının devam edeceğine ilişkin bir algı da vardı. Buna rağmen FED'i takip etmesini nasıl değerlendirdin? Sence doğru bir hamle mi oldu bu? Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da vurgulamıştık. Avrupa Merkez Bankası'nın biraz tarihçesine baktığımız zaman 98 yılında kurulan bu banka tarihinde ilk defa 75 bas puanlık faiz arttırımını bu yıl yaptı. Sondan bir önceki toplantıda. Açıkçası ben Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste 75 bas puanlık iki faiz arttırımı beklemek biraz sürpriz olurdu. Beklentiler dahilinde 50 bas puanlık bir artış geldi. Şimdi dolar endeksine bakacağımız zaman ABD tarafında özellikle bu yıl içerisinde olabildiğince güçlü seviyede kaldı ki özellikle FED'in faiz artırımını da yavaşlatıyor olmasıyla birlikte bu noktada artık gözler biraz da Avrupa Merkez Bankası'nda olacak. Çünkü Avrupa Merkez Bankası uzun dönemli şahin para politikasına henüz daha yeni başlıyor gibi ve Lagarde'ın da açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu 50 bas puanlık faiz artırım sürecini bir süre daha özellikle birkaç faiz artırım kararında da devam edeceği yönünde. Tabii bu ABD tarafında özellikle dolar endeksinde ciddi bir baskıya yol açacaktır. Fakat gün sonunda tabii hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası bu iki major merkez bankası arasındaki faiz makasının kapanıyor olması her ne kadar Avrupa Merkez Bankası FED'e nazaran geç kalmış olsa da bu makasın kapanıyor olması açıkçası enflasyonla gerileme bakımından daha sağlıklı olacaktır. Peki şimdi hem Avrupa Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar hem de FED'in atmış olduğu adımları değerlendirdiğimiz zaman dolar endeksindeki gevşemenin devamını beklememiz gerekiyor mu? Çünkü bugün gelmiş olduğumuz nokta 104 seviyesinin de altındayız. Yani 103.75 seviyesindeyiz. Ve buna mukabil de tabii ki yani doğal olarak Euro-Dolar paritesinde de bir yükseliş hareketi söz konusu. Ve dolar endeksindeki bu gevşeme hareketinin beklenmesiyle beraber Euro-Dolar paritesinde de yukarı doğru hareketin sürme ihtimali sence kuvvetli mi? Çünkü 104.40, 104.50 gibi bir destek seviyesi olduğunu söylüyordu teknik analizler ve bu seviyenin altına geçilmesiyle beraber dolar endeksinin 100 seviyesinin dahi altının test edilebileceğine ilişkinde bazı analizlerde bulunmuşlardı. Sen bu analizlere katılıyor musun? Özellikle ABD tarafında, FED tarafında 2023 için en azından ilk 3 aylık dönemde çok bir hikaye yani bizim bakıp da çıkarabileceğimiz bir hikaye kalmadı diyebiliriz. Artık bu noktadan sonra önümüzdeki çeyrekte belirleyici unsur Avrupa Merkez Bankası olacak gibi. Tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri arttırıyor olması kuşkusuz dolar endeksi üzerinde ciddi bir baskıya ulaşacaktır. Yani kısa vadede çok ekstrem bir durum olmadığı sürece ben bir daha 110 seviyeleri ve üzerinin dolar endeksinde açıkçası görünmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Benim beklentim de aşağı yönde özellikle dolar endeksinde 100 seviyelerin test edilmesi, Euro-Dolar paritesinin de özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecine devam etmesiyle birlikte yakın vadede ya bu haftayı ve önümüzdeki haftayı kuvvetle muhtemel özellikle Noel tatilini değil de sakin geçireceğiz. Fakat yeni yılla birlikte özellikle Euro-Dolar tarafında da bir yukarı doğru atak, 1.10 seviyelerine doğru bir sıçrama gözlemlersek benim için şaşırtıcı olmayacaktır açıkçası. Peki şimdi Candaş gelelim emtialar cephesine. Çünkü özellikle de dolar endeksindeki gevşeme
Amerika tahvil cephesindeki düşüş hareketleri genelde emtiaları yukarı doğru itiyor ve bundan da en fazla nem alan ons altın oluyor. Tabii gözümde bir tarafta ons altında. Bugün %0.23 oranında çok cüzi bir geri çekilme var ama 1813 dolar seviyesinden geçiyoruz. Yani daha 2 gün öncesine kadar 1700 dolarlı seviyeler dedik. Yani 1800 dolar seviyesinin altındaydık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 1813 dolar seviyesindeyiz. Yükseliş hareketinin bu yıl itibariyle, ki bu yılın da bitmesine şurada, şunun şurasında 10 günlük bir süre zarfı içerisinde kaldı. Ons altındaki yıl kapanışını merak ediyorum ve 2023 yılında özellikle de Fed'in artık faiz arttırımını durdurduğu bir atmosferde işte. Diyelim ki o noktasal grafikler gerçeğe dönüştü ve 5-5-25 bandına kadar yükseltildikten sonra FOMC oranı, Fed fon oranı, dolar endeksinde de bir gevşeme hareketinin görüldüğünü diyelim ki varsayalım. Böyle bir durum ons altına ciddi anlamda yarar mı? Aslında bakarsan sorumun özeti şu. 2023 yılı ons altının yılı olur mu sence? Kesinlikle diyelim. Devam edelim. Altın Kasım ve Aralık ayını çok başarılı geçirdi açıkçası. Dünkü özellikle sert yükselişe gelecek olacak. Bu biraz Japonya'dan kaynaklanıyor. Japonya Merkez Bankası piyasaları oldukça şaşırttı diyebiliriz. Şimdi dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinden bahsediyoruz. Doğru. Ve 91 yılından beri ilk defa Japonya'da enflasyon oranları artmaya başladı ki 3.7 seviyesine ulaşmış durumda. Tabii bu noktada Japon Merkez Bankası'nın almış olduğu bir karar var. Özellikle tahvil fiyatları ile ilgili bir uzun vadeli tahvil fiyatları üzerinden getiri eğri kontrolünün gevşetmesi. Tabii bu piyasalarda çok sürpriz bir şekilde algılandı ki Japonya'nın borçlanma maliyetleri son 7 yılın zirvesine çıkmış oldu. Tabii burada önemli unsur Japonya Merkez Bankası'nın bu hamlesi diğer hükümet tahvil fiyatlarını da düşürdü. Özellikle Avrupa, İngiltere ve ABD tarafında hükümetlerin borçlanma maliyetleri de biraz artmış oldu. Şimdi eğer Japonya artık faiz arttırma yoluna girmişse ve en azından hükümet tahvil piyasası üzerinde sert hakimiyetini gevşetiyorsa buradan ekonomilerde özellikle Japonya'nın da bu kervana katılmasıyla birlikte ekonomilerde iyimser dönem artık geride kalmış diyebiliriz. Bu hareketin piyasalar üzerindeki şaşırtıcı etkisine gelecek olursak genellikle biz merkez bankalarının politikalarını önceden yani uygulayacakları politikaları en azından önceden piyasalar hazırladığını ve bir miktar piyasaların bu noktada hazırlıklı olduğunu biliyoruz. Fakat Japon Merkez Bankası diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının aksine burada uyguladığı para politikasında çok sürpriz ve son dakika almış olduğu hareketlerle ilerliyor ki bu da piyasalarda volatiliteyi arttıran bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Altında özellikle dün yaşadığımız sert yükselişin temel sebebi Japon Merkez Bankası'ndan kaynaklanıyor diyebiliriz. Tabii önümüzdeki yıl altınla ilgili beklentilerimize gelecek olursak biz hep 1810 dolar seviyesinin önemine vurguluyorduk seninle burada yapmış olduğumuz yayınlarda. Özellikle 1810 seviyesinin üzerinde bir veya iki haftalık kapanışlar bizim yukarı yönlü 2000 dolar seviyesine çok hızlı bir şekilde yol almamızı sağlayacaktır. Çünkü yukarıda açıkçası çok önemli bir direnç seviyesi bulunmuyor diyebiliriz. Tabii altınla ilgili benim burada dikkat çekmek istediğim 3 farklı senaryo var. Açıkçası piyasalar tarafından da fiyatlanan senaryolara bakacak olursak. Her ne kadar Fed faiz artırım hızını yavaşlatıyor olsa da Aralık'la birlikte 50, özellikle Şubat'la birlikte 25 şeklinde devam edecek bir senaryo piyasada artık fiyatlanmış olsa da gün geçtikçe Fed'in para politikasını tabii %5 seviyesinin üzerine çıkaracağı dair yeni tahminleri de özellikle bölgesel FED başkanlarından gelen açıklamalar da özellikle 5 seviyesiyle üzerine vurgu yapılmış olsa da bu artık piyasalarda bir heyecan yaratmıyor diyebiliriz. Piyasaların artık bu 5 ve üzeri 5-5-25 seviyelerini fiyatladığını ve bu noktada artık dolar endeksinin de yeterince güçlü kaldığını göz önünde bulunacak olursak yıl boyunca bu saatten sonra artık ons altınla ilgili ufak kıpırdanmaların başlayacağını söyleyebiliriz. Özellikle dolar endeksinin de gevşemesiyle birlikte. Tabii piyasaların burada önemli dikkat çektiği nokta artık enflasyondan ziyade resesyon diyebiliriz. 2022'nin ana gündemi her ne kadar enflasyonsa 2023'ün de ana gündemi açıkçası özellikle dün Japon Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla birlikte resesyon olabilecek diyebiliriz. ABD tarafında hem imalat sanayinde hem hizmet sektöründeki düşük ekonomik veriler hem de bu özellikle alışveriş sezonunun çok verimsiz, istenilen seviyede geçmemiş olması ekonomide bir miktar o noktada zayıflamanın yaklaştığını gösteriyor. Tabii her zaman için resesyon ve durgunluk altın fiyatlarına fayda sağlar. Çünkü böylesi ortamlarda yatırımcılar varlıklarını korumak adına hep altına yönelirler. Tarihsel verilere de bakıldığı zaman küresel ekonomide yaşanan
son 7 resesyon datasına baktığımız zaman altın bunların hepsinde ortalama %20 kazançla çıkmış diyebiliriz. Bu noktada resesyonun ne kadar şiddetli olacağı altının performansı üzerinde belirleyici bir etkili olacak diyebiliriz. Yani şiddetli ve kalıcı bir resesyondan söz edecek olursak bu noktada altının önünde %25-%30'luk bir patika da var diyebiliriz. Tabii bununla birlikte yatırımcılar Fed'in politikasıyla ilgili birkaç farklı senaryo çiziyorlar. Her ne kadar enflasyondan ziyade resesyon senaryosunu ağırlıklı olarak fiyatlanıyor olsa da özellikle Fed'in bu para politikasını bugüne kadar sürdürmesinin nedenini özellikle iş gücü ve istihdam piyasasının çok kuvvetli olmasına bağlıyorlar. Fed bugüne kadar çok agresif ve şahin adımlar attı fakat bunu yapmasının önünde elini kolaylaştıracak birçok unsur vardı. Özellikle hem istihdam piyasasının kuvvetli olması hem de ücret dengesinin yüksek seviyede seyrediyor olması Fed'in bu noktada elini kuvvetlendiren unsurların başına geliyordu. Tabii özellikle 2023 ile birlikte istihdam piyasasındaki bozulmaların artması, ücret noktasında gevşemelerin başlaması ile birlikte Fed ne kadar rahat hareket edebilecek? Bu noktada da piyasaların fiyatladığı unsur Fed'in en ufak bir resesyon emaresi, ekonomideki soğumanın başlamasıyla birlikte para politikasından çok hızlı bir şekilde çarp yerebileceği noktasında bir piyasada bir konsensus sağlanmış durumda. Şimdi bu da altın üzerinde bir açıkçası pozitif motivasyon oluşturuyor diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle ABD dolar endeksinin yıl boyunca çok kuvvetli seyretmesi ve artık gevşeme yönünde hareketlerine başlamış olması, özellikle faiz artırım döngüsünün hızının da yavaşlamasıyla birlikte buna nazaran Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artırım döngüsüne daha yeni başlıyor olması ve 50'şer bas puanlık artırımlarla bu süreci devam edecek olması bu noktada dolar endeksindeki baskıyı arttıracaktır ki dolar endeksinin gevşemesi de önümüzdeki süreçte kuşkusuz ons altın üzerine pozitif bir etkiye yol açacaktır. Hem resesyon senaryosu hem Fed'in para politikasından çark edeceği senaryo hem de Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar yani 2023 için çıkarım yapabileceğimiz 3 senaryoda da açıkçası yolların ons altında pozitif yukarı yönlü hareketi desteklediğini gözlemliyoruz. Tabii bununla birlikte özellikle kripto piyasasında ortaya çıkan sorunlar, jeopolitik risklerin de özellikle birçoğunun hala devam ediyor olması ve 2023 genelinde de bunları konuşacak olmamız, altının bir miktar daha güven liman olarak daha fazla ön planda olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki Candaş, şimdi güvenli liman demek aslına bakarsan başka bir şey ama ciddi bir yukarı doğru hareketlenme beklemek bambaşka bir şey. Tabii ki o ciddi bir yükseliş hareketinin yaşanması için de altının güvenli liman olma özelliğinin çok doğaldır ki ön plana çıkması gerekiyor. Peki sana sorum şu, 2023 yılında altının yılı olacak diye sorduğumda aslında ki bu sormandaki kasıt şu. Öyle 2000 dolarların üzerine çıkıp 2500 dolarlara yaklaşacak ölçüde bir yükseliş hareketi beklememiz gerekiyor mu sence? Benim beklentim açıkçası bu yılı da 2000 dolar seviyelerine yakın kapatması yönündeydi. Özellikle 1810 seviyesini hızlı bir şekilde kırabilirsek ve bu noktada biraz kalıcılık sağlayabilirsek özellikle 1900 seviyesine çok hızlı girebileceğimizi düşünüyorum. Tabii az önce de altını çizdiğim üzere resesyon senaryosu özellikle dünya ekonomisinin girmiş olduğu resesyonist dönemlere baktığımız zaman altın burada çok iyi iş çıkarmış. Son 7 resesyon döneminde ortalama %20'lik bir performans sağlamış. Şimdi en kötü ihtimalle şu şartlar altında %20'lik bir patikada 2100 dolar bandına oturduğunu gözlemliyoruz. Fakat özellikle hem merkez bankalarının hem de bireysel tarafta, bireysel ve kurumsal tarafta yatırımcıların da özellikle 2022 ile 22'nin başlarından itibaren bu noktada alımlarını arttırıyor olması ve altına yönelik özellikle fiziki altına yönelik iştahın artıyor olması 2023 yılında da devam edeceği benziyor. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurursak altın fiyatlarında özellikle 2023'ün ilk çeyreğini geride bıraktığımız bir süreçte Fed'in özellikle faiz politikasının da tam bir karşı piyasanın beklentisi doğrultusunda 5 seviyesine oturmasıyla birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri görmemiz çok muhtemel görünüyor. Önümüzdeki sene için bir portföy yapacak olursak özellikle platin ve paladyumu dışarıda tutuyorum. Bunlar biraz daha endüstriye dayalı. Özellikle üretim senaryosu, resesyondan daha fazla etkilenen metaller olduğu için bunları biraz daha dışarıda bırakıyorum. Fakat 2023'ün ilk yarısında altının ciddi bir performans sergileyerek adından çok fazla söz ettireceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte her ne kadar bizim ülkemizde
Çok böyle olmasa da ABD varlık piyasalarına baktığımız zaman hisse senedi piyasalarındaki hareketlerin de altına pozitif yansıdığını gözlemliyoruz. Bu sene özellikle ABD ve Avrupa tarafında hisse senedi piyasalarının çok fazla baskılandığını ve özellikle yatırımcılarını biraz üzdüğünü gözlemliyoruz. Fakat hisse senedi piyasalarına girişlerin artmasıyla birlikte bu noktadaki yatırımcı alışkanlıkları her zaman portföylerde dengeleyici unsur olarak altına yöneldiklerini gözlemliyoruz. Tabii altın hisse senedinin hisse senedi portföylerinin artmış olmasıyla birlikte bu noktada da payına düşeni almasını bilecektir ki 2023'ün özellikle ilk yarısında altın adından çokça söz ettirecektir diyebiliriz. Peki Candaş, şimdi petrol fiyatlarına ilişkin beklentin nedir? Çünkü petrol fiyatlarında yeniden yükseliş hareketinin söz konusu olabileceğine dair bazı beklentiler var. Özellikle de Çin'in sıfır COVID politikasından vazgeçmesiyle beraber enerji emtialarında yeni bir talep oluşacağı ve bunun da özellikle de az önceki bahsettiğim gibi enerji emtialarındaki yükselişi yükselterek küresel enflasyonda da yeniden bir yukarı doğru hareketlenmeyi tetikleyebileceğine ilişkinde bazı analizler var. Sen bu analizlere katılıyor musun? 2023'le birlikte özellikle ben enflasyondan ziyade resesyon piyasalarının çok daha fazla gündemimizde olacağını düşünüyorum. Tabii bu noktada eğer bir resesyondan söz ediyorsak her zaman vurguladığım gibi petrol fiyatları şu seviyelerde yüksek. Ben petrol tarafında çok uzun zamandır 70 dolar seviyesine dikkat çekiyorum. 70 dolar ve hatta bunun bir miktar daha altı seviyeleri benim için daha olası senaryo olarak ön plana çıkıyor. Tabii petrol fiyatlarında bu hafta bir miktar yukarı yönlü bir hareketlenme gözlemledik. Özellikle 80 dolara yaklaşan bir fiyatlama gözlemliyoruz. Ve bunun temel sebebi ABD tarafında özellikle ham petrol fiyatlarının beklentilerin ötesinde 3.1 milyon varil yaklaşık bir azalma göstermesi. Bu direkt piyasalarda bir katalizör etki oluşturdu. Tabii bununla birlikte senin de az önce belirtmiş olduğun gibi Çin tarafında daha fazla büyüme yanlısı politikaların tüketimi ve ekonomiyi canlandırmasına yönelik adımların atılıyor olması, özellikle COVID politikaları noktasında da gevşemelerin yavaş da olsa hayata geçiriyor olması bu noktada talep tarafına bir miktarda artış gözlemlenebileceğini ön plana çıkarıyor ki petrol fiyatlarının aşağı yönlü sert hareketlerinin bir miktar daha dengeleyici ve bir miktar daha destekleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Ama gün sonunda merkez bankaları tabii enflasyona mücadele adına faiz artırımlarına devam edecekler. Tabii bu faiz artırımlarının olası sonucu olarak da dünya ekonomisinde bir resesyonist dönemden geçeceğiz. Tabii bu resesyonist dönemde özellikle talebin de baskılanması ile birlikte petrol fiyatlarında ben 3 haneli fiyatlardan ziyade aşağı tarafta 70-65 dolarlık seviyelerin daha gerçekçi ve daha olası senaryo olarak ön plana çıktığını söyleyebilirim. Yönetmenim de beni uyarıyor Candaş. Son bir dakikamız kalmış. Peki, şöyle analizler de var. 2023 yılında asıl enerji krizi o zaman başlayacak. Yani asıl enerji krizi 2023 yılında başlayacak. Çünkü Avrupa'da şu anda doğalgaz stokları dolu. Ama bu stoklar azaldıktan sonra Rusya zaten vanaları kesin bir şekilde kapatmış durumda. Dolayısıyla yeni bir enerji kriziyle, asıl büyük enerji kriziyle 2023 yılında tanışacağız diye de analizler ve keskin yorumlar söz konusu. Sen buna katılıyor musun mesela? Ben çok katılamayacağım bu görüşe. Açıkçası Avrupa tarafının sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü düşünüyorum. Hem gaz fiyatlarını özellikle tavan sınırı getirmiş olmaları, Fransa'nın nükleer santralleri tekrar işleme almış olması ve bu noktada üretime katkı sağlamış olması. Bununla birlikte sürekli yenilenen LNG anlaşmaları hem Almanya'nın Katar'la hem de ABD tarafında yapılan yeni anlaşmalarla özellikle LNG'nin sevkiyat hızının artıyor olması ve bununla birlikte Almanya tarafında da yeşil enerji yatırımlarının ve özellikle yeşil enerjiden elde edilen enerjinin üretimde ve sanayide daha fazla entegre sağlanması ve daha fazla sanayide kullanılması ile birlikte Avrupa tarafında ben doğalgaz noktasında fiyat baskısının biraz ortadan kalkacağını 345'li euroları görmüştük biliyorsun bu sene. Buralardan ziyade ben 128-130 euro bandında bir konsolidasyon sağlanacağını düşünüyorum. Evet, yatırım komisyosu sevgili Candaş Atalay'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Para Toner programının bugünlük sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.